ikinci bir dil avantajdır. Diyelim ki siz İngilizceyi biliyor, kabul ediyor zaten size ana dili gibi. İkinci bir dil Almanca biliyorum diye girdiniz, mülakat sürecini tamamladınız. Sizi ağırlıklı olarak Almanya uçuşlarında değerlendirmek isterler ki yolcu memnuniyetini zaten sundukları ikramla üst düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Bir de iletişim becerisiyle bir Alman yolcunun Almanca konuşan kabin ekibi üyesini görmesi onların mutlu memnuniyetini bir kat daha artırıyor. Ya burada Ama dediğiniz gibi sadece TC vatandaşı şu an Türkiye'de hava yolu şirketlerine kabin memuru olarak girebiliyorlar. Hava yolu kendi isterse başka yurt dışından SHGM'nin izniyle uçaklarında yabancı kabin memuru bulundurabiliyor hocam. Zaten sorularımın bir tanesi de bu olacaktı hocam size. Siz benden önce davrandınız, beni ofsayta Eyvah. düşürdünüz. Bu, sevgili gençler, bu arada Beşiktaş kazandı. Ramazan hocanız mutlu. Şöyle Sağ diyecektim Ayşe hocam. Yani bu mesleğe başlarken ilk kabul aşamasında veya mesleki içerisinde ilerlemede kariyer aşamasında ilerleyen zamanlarda sizin gibi kabin memurluğu, arkasından kabin amirliği, purser'lık ve eğitim daire başkanlığının içerisinde görev almak. Burada hani sizin yabancı dilinizin, ikinci bir dilinizin Almanca olması bir artı olmuştur. Kaldı ki bir de ülkemizin sorularından bir tanesi buydu. Ülkemizin turizm ülkesi olması, Avrupa ülkelerine çok sık uçuşlar yapması, Turkish Airlines'in 130'dan fazla destinasyona uçuş yapması, uzak doğu uçuşları. Hani bu belki de dediğiniz gibi mesleğe alınırken, ilk başlarken bile ikinci bir yabancı dil tercih sebebi olur muydu? Ve hatta meslek içerisinde ilerlemede, kariyer aşamasında da ilerlemede de bir avantaj sağlar mıydı sorusuydu. Siz bu soruma da cevap vermiş oldunuz sayın hocam. Evet, Ulaş Kesinlikle. hocam. Hocam hemen bu konuyla ilgili Pardon. bir minik Evet. katkı sunabilirim. O da şu, eğer değerli arkadaşlarım ve aileleri bindikleri uçakta bir kabin ekibi üyesinin yakasında bir yabancı ülkenin bayrağını görürlerse, o ülkeye sempati duyuyor diye değerlendirmesinler lütfen. O bayrağı gördüğü ülkenin dilini konuşabiliyor olduğu anlamına Evet. gelir o. Bu Yoksa bir hani... Aykan'ın yaptığı bir uygulama mıdır yoksa hocam şirketin bir uygulaması mıdır? Şirketin Şirketin yaptığı. kendi bir Evet. uygulamasıdır hocam. Evet. Evet. Ulaş hocam. Evet Ayşe Hanım, tekrar hoş geldiniz. Pardon. Çok kadife gibi sesinizle dinliyoruz biz burada. Eyvah. Çok sağ Teşekkür olun. ediyorum hocam. Şimdi benim en çok merak ettiğim